Gençler yeni bir videoyla birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videomuzda savunma mekanizmalarını bir 10 tanesini işledik. Şimdi bir 10 tane daha işleyeceğiz. Böyle ben hepsini sırayla yazdım işte hayal kurma, gerileme falan. En azından böyle bir bütün olarak da her zaman görmüş olsun. Daha az çıkan mekanizmalar bunlar. Bir öncekiler daha çok çıkıyordu falan. Şimdi hayal kurma. Bildiğin hayal kurma yani hayal kur. Ama şey yapma, hayal kırıklığı çok kötü bir şeydir. Yani çok yüksekten düşmemek gerekiyor. Düştüğümüz zaman büyük problem yaşayabiliyoruz. Ve bu da bizim için çok çok büyük olumsuzluklara ne yapabiliyor? Neden olabiliyor. O yüzden hayal kurma mekanizması sevgili arkadaşlarım bireylerde son derece sıkıcı ve üzüntülü bir durumdur. Çünkü hayallerin yok olması vardır. Hayal et sınavı kazandığını, hayal et atandığını, hayal et bankomatın önünde olduğunu, hayal et parayı çektiğini, hayal et benim IBAN numaramı, hayal et yarısını bana göndermeyi, hayal et falan. Et yani olacak, hayal etmek ne olacak? Hayal böyle bir şeydir, insanı rahatlatır ama aşırısı zararlıdır. Bir mekanizma, rahatlatıcı bir özelliği vardır diyor geçiyorum. Gerileme. Bireyin önceki dönem özelliklerine yeniden dönmesidir. 70 yaşındaki biri küsüyor ise, 20 yaşındaki bir genç kız ağlıyor ise, 5 yaşındaki bir çocuk yeniden altını ıslatıyorsa bu bir gerileme söz konusudur. Ama 3 yaşındaki çocuk küsüyorsa, ağlıyorsa, altını ıslatıyorsa burada böyle bir şey söz konusu değildir arkadaşlarım. Buna dikkat ediyorsunuz. Çünkü var olan durum devam ediyorsa gerileme yok ama sen o özelliği atlatmışsın, tekrar geriye dönüyorsun. İşte o gerileme mekanizmasıdır. Bazen insanlar üzüldüğünde cenin pozisyonuna geri gelir. Cenin pozisyonunda böyle durur. İşte o da bir gerileme olarak kabul edilmektedir. Buna da dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Var olan yaştan önceki dönem özelliklerini burada ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Bu da bizim için yine önemli bir noktadır. Bedenselleştirme, somatizasyon, bir adı daha var bunun. Organ nevrozu arkadaşlarım. Organ nevrozu. Bakın yaşanılan bir sıkıntının bedende işlev bozukluğu meydana getirmesidir. Bir sıkıntıdan dolayı gözün seyiriyorsa, saç diplerinde işte sivilcelenmeler, saç kıranlar oluyorsa, vücudunda çeşitli lekeler çıkıyorsa, vücudunda bir takım somatik ağrılar meydana geliyorsa, kalbin sıkışıyorsa, hatta felç gibi bir takım unsurlar oluyorsa, bedeninde İşlev bozukluğu meydana geliyor. Başın ağrıyorsa, miden ağrıyorsa, bu tip bedende sıkıntılardan kaynaklı problemler yaşıyor isen bu bir bedenselleştirmedir. Çok ilginç bir örneği var. Acayip ilginç bir örnek. Bazı eşler, hanımları doğuma gittiğinde o da doğum sancısı başlarmış. Töbe 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 töbe. Sevgiye bak be. Ama doğum haberi gelince bu ağrı ortadan kalkarmış. La havle ve la kuvveti ya. İşte bu da bir bedenselleştirme mekanizması olarak karşımızda ne yapmakta? Durmakta. Diğer gamlık, özgecilik. Bireyin kendisini başkasına adamasıdır. Bir öğretmenin kendini öğrencilerine adaması. Bir annenin çocuklar için kendini saçını süpürge etmesi. Bir polisin kendini vatanla milletine adaması, değil mi? Bir askerin kendini vatanla milletine adaması. Bu diğer gamlık kişilerde sos süperego mekanizmasının çok daha hızlı işlediğinin göstergesi. Toplumsal kurallara bağlılık, toplumsal yapılara bağlılık gibi bir takım özellikler burada ne yapıyor? Kendini gösteriyor arkadaşlarım. Buna da dikkat ediyorsunuz. Şöyle de olabiliyor ama diğer gamlık. Mesela bir kaza yapmış biri, bir kaza yapıyor, yaptığı kazanın sonunda ne yazık ki birinin ölümüne neden oluyor. Sonra o ölümüne neden oldu kişinin ailesine kendini adayabiliyor. Bu da bir diğer gamdır. Ya da herkesi iplemiyor, saplamıyor. Bir tane sevgilisi var, onun etrafında deli divane. Lahıllı ol, manyak mısın? Yani değmez o kadar da deli divane olmaya, hayatta hiçbir şey. Biraz da dengeli olmak gerekiyor. Diğer insanları yok sayarak başkalarını ön plana çıkarmaktır aslında. Bunun da kötü yönü, yanı budur arkadaşlarım. Adanmışlık şeklinde bir ifade rahatlıkla ne yapabiliyorum? Kullanabiliyorum. Bir başkası. Bilişsel çarpıtma. Bak çok iyi dinle. Var olan bir durumu yanlış anlama, yanlış algılama, yanlış yorumlama olarak ifade ediliyor. Aklımızdan geçenleri okunlar, düşünce okuma deriz.
O vardır. Mesela bu bilişsel çarpıtmadır. Ama bakın, yanlış anlama, algılama ve yorumlama gibi kesin ifadeler burada kullanılacak. Oldu mu arkadaşlarım? Ve bu yüzden değerli arkadaşlar, anlama, algılama, yorumlama ifadeleri kendini gösteriyor. Bakın, düşünce okuma. Sen bana bunu dedin. İyi ya da kötü de olabilir. Onun aklındakileri yanlış anladın varsay. Ya da kişiselleştirebilirsin. Yani her şey benim sayemde oldu. Ya da ben olmasam bu olmayacaktı. Bu da bir yanlış yorumlamadır. Ya da aşırı genelleyebilirsin arkadaşım. 14-15 tane Türkiye geneli deneme sınavına girmişsin. Biri iyi, 14'ü kötü. Tamam, ben bu sınavı kazandım. Ya da 14'ü iyi, biri kötü, ben bu sınavı kaybettim gibi ifadelerde kendini ne yapabiliyor? Gösterebiliyor. Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım, yanlış anlama, yanlış algılama, yanlış yorumlama, yanlış değerlendirme gibi bir takım temel unsurlar bilişsel çarpıtmadır. Düşünce okuma, kişiselleştirme, aşırı genelleme gibi alt maddeleri vardır. Ve burada meselemiz şudur arkadaşlarım. Bir olayı tekrar tekrar altını çiziyorum, çok önemlidir. Değerlendirme hatası yapacaksın. Eğer bir konuda değerlendirme hatası yapıyor isen bu bilişsel çarpıtma olarak karşımızda duruyor. Peki, devam. Entelektüelleştirme, düşünselleştirme arkadaşlarım. Bir olayı, bir durumu, bir özelliği açıklarken bireylerin entelektüel bir dil kullanmasıdır. Hani televizyonlara bazen çıkıyorlar, ayak ayak üstüne atıyorlar, böyle böyle anlamsız anlamsız, acayip yabancı kelime kullanarak konuşuyorlar. Kendilerini bu şekilde mutlu ve tatmin ediyorlar çünkü. Bir olay açıklanırken, işte ona göre buna göre, temellendirerek yapıyorsan entelektüelleştirme yapıyorsun. Nasıl? Sevgilisi olmayan birinin sevgililer gününü kapitalistlerin uydurduğu bir şey olarak görmesi. Ama sevgilisi olsa ilk hediye alır, çünkü ne yapacak? Olsa kız terk edecek, yapacak bir şey yok. Bir başkası mesela diyor ki, baba diyor, Freud'a göre vıttır 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 diyor, Freud'a göre. Coğrafi koşullara göre, kimyasal yapılara göre bir şeyi anlatırken bilimsel bir dil kullanıyorsak entelektüelleştirme vardır. Soru kendini çok belli eder, çünkü bilimsel bir paragrafla entelektüelleştirme yazılmaktan başka çare yoktur arkadaşlarım. Bölünme. İki arada bir derede kalmadır. Doğru mu? Efendim. Şu iyi mi kötü mü? Kararını veremiyorsun ya. Acabaların vardır. De Kamil Hoca iyi mi kötü mü? KPSS iyi mi kötü mü? De şu siyasi parti iyi mi kötü mü? Şu arkadaşım iyi mi kötü mü? Bir şeyin iyi mi kötü mü olduğuna karar veremiyor isen, kararsızlığın sonucunda olan bir mekanizmadır. İki arada bir derede kalıyor isen buna biz bölünme diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu da çok basit ve sıradan bir mekanizmadır. İlkel idealleştirme. Herhangi bir durumu abartma, gereğinden fazla önem verme, abartılı bir dil kullanma. Mesela diyor ki, ya Kamil Hoca biri inanamazsın. Bu işte abartı bir dil. Az diyor çünkü. Değil mi? Daha da abartması lazım falan. İşte ilkelli. Siyasilerde çok oluyor. Siyasiler ne diyor? Diyor ki, AK Parti yaptıysa kötüdür. CHP yaptıysa kötüdür. AK Parti yaptıysa iyidir falan. Ya adam olumsuzlukları hiç görmüyor. Olumlulukları da hiç görmüyor. Siyasiler ilkel bir bakışla bu süreci değerlendirmiş olarak. Çünkü abartı vardır. Bir şeyin gereğinden fazla abartılı bir dille anlatılması iyi ya da kötü olması değil, ilkel idealleştirmedir arkadaşlarım. Bir başkası, dışsallaştırma. Bireyin kendisinden kaynaklanan bir durumu dış bir nedene bağlamasıdır. Beni bulur anlayışıdır. Şanssızlığa dayamadır. Kaderimde bu vardırlık anlayıştır. Kaderci anlayıştır. Bak, yansıtmayla falan karıştırma. Şimdi diyor ki, kışın ortasında biri altı kaygan ayakkabı giyiyor. Altı kaygan ayakkabı giyiyor ve düşüyor. Diyor ki, belediye buraları kötü yaptığı için düştüm. Belediyeyi kötüledi mi? Cevap, yansıtma. Ama şöyle dese, kışın ortasında
altı kaygan ayakkabı giyiyor ve düşüyor. Ne kadar şanssızım ya diyor. Bak hele düştüm. Böyle diyorsa dışsallaştırıyor. Böyle diyorsa dışsallaştırıyor. Mesela şöyle de denebilir. Adam o yıl az soru çözüyor. Ya, arkadaşlarım en az 5-6 kaynaktan soru çözün. Her dersten çözmelisin. Çözülmez deme. Çözülür biliyorum. Binlerce öğrencime çözdürdüm. Yeter ki sen sistemini ve düzenini kur. Çözeceksin sorularını. O yüzden arkadaşlarım burada ne yapıyoruz? Bakınız dışsallaştırmada yeteri kadar soru çözmeyen birinin, yeteri kadar soru çözmeyen birinin sınava giriyor. Arkadaş çok şanssızım ya. Çok şanssızım. Ne oldu kardeş? Sınavda bilmediğim yerlerden geldi. Ya senden kaynaklandı. Herkes o 30 bin soru çözerken sen 5 bin soru çözdün. 25 bin tane uyarıcıdan yoksun bıraktın. Senden kaynaklandı. Dış bir nedene. Şanssızlığa bağlıyor. Adam 20 yıl sigara içiyor. Kanser oluyor. Allah kimseyi göstermesin. Ve kanser oluyor. Diyor ki kaderimde kanser olmak da varmış. Ama sen kansere davetiye mi çıkardın acaba? Tatlı sigara paketlerinin üzerinde yazmıyor mu kanser eder diye? Şu ne eder, bu ne eder diyor yani. Öyle bir şey. Bu ülke bu. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Yapma, bozma. Olumsuz bir olay yaşadıktan ve yaşattıktan sonra bunu yapıcı faaliyetlerde bulunduruyoruz. Aslında bozma, yapma daha mantıklı. Kalbini kırıyorum, özür diliyorum. Kalp kırma, bozma, özleme, yapma. Dinlerdeki arkadaşlarım, günah çıkarma mantıkları birer yapma, bozmadır. Çünkü günah yani günah işleme, bozma gidiyorsun. Ne yapacağım? Mesela Müslümanların derken ben değilmişim gibi bir anlam çıkmasın diyelim. Müslümanların günahlarına kefaret olsun diye sadaka vermeleri yapma bozmadır. Günahlarına kefaret. Ben günah işledim. Şöyle bir vereyim de kurtulayım gibi bir şey. Ya budur. Ya da Hristiyanların işte papaz efendi karşısında pazar günleri holumbolobom yapmaları değil mi? Gibi. İnsanların bu tip şeyleridir. Özür dileme, günah çıkarma gibi şeylerdir. İnsanların yaptıklarından pişman olduğunu gösteren hareketlidir. Aklımıza kötü bir şey geldi. Tahtaya vur, tahtaya. Kötü bir şey gelmesi bozma, tahtaya vurması yapma. Aklımıza kötü bir şey geldiğinde Allah korusun dememiz gibi örnekler verilebilir. Yatsıma, inkar sevgili arkadaşlarım. Bir durumda, bir olayda, bir yapıda oradasın ama değilmiş gibi duruyorsun. Oradasın ama değilmiş gibi duruyorsun ve inkar ediyorsun. Bir olaya gidiyoruz, işte ben varım, 3-5 kişi var diyelim. Oradan bir tanesi Murat diye biri olsun o da. Kardeş işte seni şey yazdırdık, şahit yazdırdık. Yo ben orada değildim diyor. İşte o zaman öldüresin geliyor. Gerçek bu. Yolda gidiyorsun, biri yola tükürdü. Niye tükürdün? Yo ben tükürmedim diyor. Kopya çekiyor, niye çektin diyor. Yo ben kopya çekmedim diyor. La görüyorsun. La, sigara içerken yakalıyorsun oğlumu. Ağzından dumanlar çıkıyor. Niye sigara içiyorsun diyor. İçmedim diyor. Gömeceksin kafayı. Tövbe aşağı. İşte inkar böyle bir şeydir. Dedikoducu birinin ben dedikoducu değilim demesi inkardır. Dedikoducu birinin dedikodu yayması yer yön değiştirmedir. Dedikoducu birinin başkasını dedikoducu olarak görmesi yansıtmadır gibi özelliklere de dikkat edin. Tanıma bakın bak. Ben dedikoducuyum ama dedikoducu değilim diyorum. İnkar ediyorum. Dedikoducu biri karşısındakini dedikoducu görüyor, yansıtıyor. Çünkü kendinde olan özelliği başkasında görüyor. Veya işte Ahmet diye biri var, ben varım. Ahmet'in dedikodusunu yayıyorum. Asıl Ahmet ama yayıyorum, başkasına söylüyorum, yer yön değiştiriyorum. Zaten dedikodu yaymada soru olarak çıktı ki böyle sorulara dikkat ediyorsunuz. Evet gençler, böylece Freud ve kişilik gelişimin en önemli ayaklarından biri oldu. Freud bitti. Bir sonraki dersimizde Erikson'un psikososyal kişilik kuramında inşallah görüşeceğiz. Ve gerçekten yine çok çok önemli derslerimiz olacak. Haydi bakalım, kendinize iyi bakıyorsunuz.